Derneğimizin kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamaları çerçevesindeki ilk konserimize hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Süheyla Doğan'ı davet ediyorum. Buyurun. Teşekkürler Elacığım. Sevgili dostlar, bugün çok heyecanlıyız. Derneğimizin kuruluşunun 10. yıl dönümünde böyle güzel bir konserle sizlerle beraber olmak bizim için gerçekten olur ve büyük bir zevk. Hasret kaldık. Pandemi bizleri ayırdı. Derneğimizi uzun süre kapalı tutmak zorunda kaldık. Arada bir denedik. Bir süre etkinlikleri dernek mekanda yapmaya başladık ama yeniden bir pandemiyle yeniden kapanmak durumunda kaldık. Artık 1 Nisan itibariyle yeni etkinliklerimize yeniden başlıyoruz. Çoğunuz takip ediyorsunuz. Derneğimiz gerçekten son 10 yılda ekoloji mücadelesinde çok önemli bir yere geldi. Hem bölgemizin hem de Türkiye'nin bir sürü yerinde ekolojik yıkım projelerini durduruyoruz, mücadele ediyoruz. Durduramasak da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geldiğimiz nokta gerçekten çok onurlu, güzel bir durumdayız dernek olarak. Bunda tabii hem bütün yönetim kurulu üyelerimizin, hem bütün üyelerimizin, hem de dostlarımızın çok büyük payı ve katkısı var. Buradan bu mücadelemizde emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu mücadeleyi omuzluyoruz. Bugün biraz önce buraya gelmeden İsveç'te yaşayan bir Türkiye'li kadın dostumuzun daveti üzerine bir Twitter odasına girdim. İlk defa öyle bir deneyim yaşadım. Orada gördüm gerçekten derneğimize ne kadar güzel büyük bir sevgi ve saygı var. Tanıyorlar, takip ediyorlar sosyal medya hesaplarımızdan falan. Ben de biraz daha anlatınca, son yediğimiz cezaları falan da anlatınca öyle salonda katılımcılardan çok büyük bir destek şeyi de geldi, sözü de geldi yine derneğimize. Bu akşam çok güzel iki sanatçı dostumuzla beraber olacağız. Onları da yine dostlarım sayesinde bir sohbet ortamında tanıma şansı buldum. İyi ki davet etmişiz. Dünkü provalarında birbirimizi dinledik, muhteşemler. Bize bu etkinliğin düzenlenmesinde ana sponsor olan sevgili Kazdağ Müzemize, Murat ve Uğur Bostancı dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı ekonomik olarak çok zor durumda kaldık, gerçekleştiremeyebilirdik. Çok sağ olsunlar, büyük bir yükü üzerimizden aldılar. Bu tür dostlarımızın sayesinde sanat etkinliklerimizi düzenleyebiliyoruz. Onlara da çok teşekkür ederim huzurlarınızda. Henüz yoklar, belki onlar da aramızda olacak. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Opera ve Piyano Ana Sanat Dalları, Öğretim Görevlisi Sayın Çiğdem Sığırcı ve Sayın Mehmet Özkanoğlu'nu davet ediyorum. Hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen cep telefonlarımız sessizde olursa çok mutlu oluruz. Herkes şimdiden dikkat ederse teşekkür ediyoruz. İyi dinletiler. Hepiniz hoş geldiniz konserimize. Öncelikle size bu güzel davetinizle burada olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Dünden beri buradayız ve o kadar güzel, enerji dolu, sıcak insanlarla bir aradayız ki iyi ki geldik dedik tekrardan. Bugün sizlere 5 İspanyolca, 1 Portekizce ve 6 Türkü'den oluşan bir program seslendireceğiz. Eserlerimiz Manar de Faya, beş tane şarkısıyla başlıyor. Her eseri kısa kısa anlatacağım sizlere de. Hepinize tekrardan iyi bir konser diliyorum. Teşekkür ederim. Manuel de Falla'nın halk şarkılarından ilk seslendireceğimiz Nana. Nana bir ninni. Ve ninni de şöyle diyor. Uykuya dal çocuğum, uyu benim ruhum. Sabahın güzel yıldızı, uyu. (Gülüyor)
Sıradaki eserimiz Elfanio Moruno. Bu şarkıda da şöyle diyor. Narin kumaşın üzerine bir leke dökülür ve sonra değerinden çok ucuza satılır o kumaş. Ah ne yazık. Şimdi senin
bırakmalıyım. Evini ve pencereni. Ve annen istemediği için hoşça kal tatlı aşkım. Ama sadece yarın kadar. Oh!
Bestekar, Brezilya'nın çok önemli bir bestecisi. Biraz bizdeki bu Türk beşlerine yakın bir anlayışla Brezilya geleneksel müziklerini düzenliyor, Villa-Lobos. En önemli Brezilyalı klasik müzik bestecilerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda gitarcı, violonsel de çalmış, sokak müzisyenliği de filan da yapmış bir besteci, çok önemli bir besteci. Onun Bahianas Brasileiras. Bahianas aslında bildiğiniz o Bach'ın Bach'a bir gönderme. Brasileiras da Brezilya şarkıları. Yani Bach üslubunda Brezilya şarkıları diye bir beste serisinden bir parça çalacağız. Kısaca şöyle diyor şarkıda. Akşamüstü pembe, yavaş ve şeffaf bir bulut, gökyüzünde rüya gibi ve çok güzel. Ay tatlı tatlı sonsuzlukta yükselir ve bir genç kız gibi akşamı süsler. Thank you.
getirdiler. Bu türkülerin biraz önceki ve şimdiki Yağmur Yağar Taş Üstüne türküsü. Şimdiki bir Trakya türküsü olacak. Serkan Yılmaz adlı bir arkadaşımıza ait gitar eşliği diyelim. Türkünün zaten kendisi ve olabildiğince dokunmamaya çalışıyoruz. Ama gitar eşlikleri ayrıca bir besteci tarafından yapılıyor. Düzenleme diyelim, daha doğru tarzınca. Thank you.
Teşekkürler. Şimdiki türkümüz bir Azeri türküsü, Yalnız Am. Bunu da yine bir arkadaşımız Çağdaş Üstültaş gitar eşliğini yapmıştı. Isı değişince teller de maalesef şey yapıyor, gevşiyor. İzninizle bir akort yapacağım. Thank you.
başka türküyü bu sefer Kırşehir, Zülüflü Gülmüş Yüze. Neşet Ertaş diyeceğim. Gitar düzenlemesi İstanbul Kadıköy Konservatuarı'nda bir hocamız, çok değerli bir büyüğümüz Bekir Küçükaya ait. Sanırım 90'ların başında Ömer Yılmaz diye başka bir tenor arkadaşıyla Sevda Türküleri diye bir albüm yapmışlardı. Orada seslendirmişler. Antalya'da konservatuvarda hoca bir arkadaşımız. Thank you.
Sen ayrı yatalı, nazlı yarın geldim sana. Islandığını toplasana, hem bahçeler çalı. Geceye emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepiniz var mısınız?